Son söz. Freddy Fazbear's Pizza'da 30 yıl sonra. Şimdi biz en son ne yapmıştık? Purple Guy bizim animatronikleri parçaladı. İçindeki tıfıl ruhları açığa çıktı. Onu Springlock kostümün içine girmeye zorladılar ve en sonunda Purple Guy o Springlock kostümünün içinde geberdi. Yazık oldu. Oğlum, ben hala Purple Guy'ın tarafındayım. Adama yazık oldu, o kadar ızdırap çekti. Neyse. Şimdi 30 yıl sonrasındayız. Purple Guy kostümde sıkıştığı yerde 30 yıl boyunca kalmış, çürümüş. Ve altta yazı geçiyor burada bir tane. Ya dostum, bu mekan beni ürkütüyor. Buraya cidden tekrardan dönmemiz gerekiyor muydu? Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre bu duvarın arkasında bir tane gizli bir oda var. Burada sakladıkları şeyleri düşünsene. Fazbear şirketinin işte en derin sırları gibisinden bir şey söylüyor. Yani herifler buraya ganimet toplamak için gelmiş. Anladığımız tek şey bu. Gerçi ganimet diyemezsin böyle şeylere ama. Neyse. Herif diyor ki, aa dostum, sanırsam bunu buldum. Duvarın arkasından ses geliyor diyor. Ve aa, kapı açılıyor. O iki kişi gelmişler ve karşılarında Spring Trap'i gördüler. Bekle, yoksa bu... Yani bu hala hareket eden, çalışan bir animatronikse bunun değeri altın kadar değerli olur diyor. Hadi gel, bu şeyi kamyona yükleyelim diyor. Ve herhalde Spring Trap'i alıp götürecekler. Oğlum, sizde hiç mi burun yok la? Bak, kostümün içinde 30 sene boyunca bir tane beden çürümüş. Yani leş gibi kokması gerekiyor. Çünkü direkt leş. Ama herifler de burun yok herhalde. Direkt bunu Fazbear Fright'a getirmişler. Ve Purple Guy 30 sene sonra bu herifler Fazbear Fright mekanına getirdikleri vakit uyanmak aklına geliyor ve ilk soru olarak ben neredeyim diyor. Evet, gayet güzel bir soru. Spring Trap kendini Fazbear Fright'ın içinde buluyor. Burası bir çeşit bina falan mı diyor. Ve kokuşmuş Spring Trap'le olayımıza başlıyoruz. Buradan çıkamıyor muyuz? Evet, kapı kilitli, açık ve net. Aga be. Tamam, şimdi bir ne yaptığımızı gözden geçirelim. Purple Guy Springlock kostümün içine girdikten sonra 30 sene boyunca Fazbear Pizza'da kaldı. Orada kilitli kaldı ve çürüdü iyice. Ama bir şekilde hayatta kaldı. Ondan sonra iki tane hırsız... Lan? What? Neyse, iki tane hırsız Spring Trap'in değerli bir şey olduğunu düşünüp, güzel bir animatronik olduğunu düşünüp böyle bir mekana getirdi ama Spring Trap da olaydan habersiz. Şimdi buradan çıkmanın yolunu arayacak muhtemelen, çünkü ne bileyim, ben olsam ben bu mekandan en kolay nasıl çıkarım diye düşünürdüm. Dışarıya doğru çıkan bir havalandırma ama bu bayağı küçük bir havalandırma. İroniye gel diyor. Bayağı ironik. Şimdi Purple Guy artık yaptıklarının cezasını çeksin burada, ne diyelim. O ne oluyor lan? Bazenleri kendime şunu soruyorum. Hani bütün bu yaptıklarım buna değdi mi? Ah, orada birisi mi var derken oğlum Puppet kafayı çıkardı. Hediye kutusundan orada herhalde iglo gibi bir ev yapmış. Orada yatıyordu. Aa, demek sensin. Daha demin ne dedin sen diyor. Hiçbir şey demedim. Önemli bir şey değildi. Her neyse, ben neden hala ölmedim, ayaktayım, bu kokuşmuş bedenin içindeyim diyor. Bizim Purple Guy, Spring Trap. Şu anda benim cehennemin dibinde çürüyor vaziyette bulunmam gerekmiyor muydu? Peki, sana bir hediye verdim. Sana bir hayat verdim. Bu şekilde bizim çektiğimiz ızdırabı sen de uzun bir süre çekebileceksin diyor. Ya herifin düşüncesine bak ya. Tam sadist ya. Neyse. Şimdi Purple Guy asalak bir şekilde bizim bu animatronikleri günden güne takip etti. En sonunda onları parçaladı ve yani şu anda cezasını çekiyor. Başka bir tavşan posteri diyor. He bak, şurada Fredbear ve Spring Bonnie'nin posteri var. Güzel günlerdi diyor. Aga be, yazık. Aklına bir şeyler geçti mi diyor. Hayır, geçmedi acı. Hediyeler. Tonlarca hediye. Ben şu sağ taraftan gideceğim. Burada atariler vardı herhalde, değil mi? Aynen bak. Uf, çok iyi hatırlıyorum lan. Tamam, burada önemli pek bir şey yok gibi. Bak, şu Phantom Chica'nın çıktığı atari oyununa bakamıyoruz nedense. Böyle ışığı yandığı halde. Bu arada biz haritanın neresini izleyeceğim şu anda fark ettim. Bayağı yakındayız. Ofise yaklaştık. Şöyle gidelim. Oo. Bir dakika lan.
Az önce söylediğin şeye gelirsek, benim katlamak zorunda olduğum bu ızdırabı sen de katlamak zorundasın demiştin. Bu şey beni iyice delirtmeye başladı. Bir şeyler duymaya başladım. Peki ne duymaya başladın? İyi bir arkadaşım bana bir keresinde demişti ki, anılarında birisi olsun veya olmasın oyalanabilirsin demiş. Ya da ne bileyim, ben bir şey anlamadım bu cümleden. Oy lan, burada bayağı kötü şeyler yazıyor. Bu doğruydu diyor, ben hepsini duydum. Sesleri, senin anılarındaki o sesleri duydum diyor. Ve bundan sonra her şey bana daha açık, daha anlaşılır bir şekilde gelmeye başladı diyor. 80'lere geri dönecek olursak, aslında ben Fred Barris'in dükkanını oranın sahibiyle beraber hisselemiştim diyor. Yani ikimiz beraber yönetiyorduk orayı. İşte ben o zamanlar yeni tip animatronikleri üretmek için böyle tema ve tasarım yapıyordum diyor. Yapmam gerekiyordu daha doğrusu diyor. Peki neden bunları bana söylüyorsun? Bunların konumuzla ne alakası var? Çok alakası var. İş ortağımın haberi olmadan ben tasarımlarımı animatroniklerin içine çocuk çekebileceği bir sistem yaptım diyor. Evet, şirket bana o çocuklar üzerinde deney yapabilmem için ödeme yaptı diyor. Ödeme de gayet güzeldi diyor. Umarım düzgün çeviriyorum duruyu. O çocuklar için hiçbir empati hissetmedim. Bilmediğim hiç kimse için ben empati kuramam diyor. Ki adam haklı yani. Her neyse, bir gün şafak ışığını bile görmek istememiştim diyor. Acaba neyden bahsediyor? Aha, flashback dedik. Orada şey, Elizabeth ve Circus Baby var. Kesinlikle güzel şeyler olacak orada. Değil mi yani? Bir gün sevgili kızım o yaptığımız robotların yanına doğru yaklaştı ki o yaptığı robotlarda da kötü sistemler var. Neyse. Ona yaklaşmamasını söylemiştim. Ama sözümü dinlemedi. Etrafına bakıyor ve... Aa, babam ortalıkta yok. Babam neden seninle oynamama izin vermiyor ki? Sen harikasın. Bekle, diğer çocuklar nereye gitti? Oy, what the fuck? Ya son anda bizim bak ağlayan çocuk da o olayı gördü bir şekilde, ucundan da olsa. İşte o zaman o lanet baby kızımı almıştı. Ama bu robotun amacı çocukları içine çekip işte bir yere götürmek falan değildi. İçine çektiği vakit yani işi bitiyordu. Bu arada bir şey fark ettim. Spring Trap'in hemen sağında bir tane benzin bidonu var ya da ona benzer bir şey. Yani aklıma FNAF 3 flashbackleri geliyor. İşte benzinle etrafı yakmak falan filan, neyse oralara girmeyeceğim. Kızım o günden hemen sonra hastanede vefat etti. Harap olmuştum, yıkılmıştım. Sinir ve umutsuzlukla beraber içim dolmuştu. Bir ay sonra benim üvey oğlum da o makinelerin elinde bir arızadan ötürü ölmüştü diyor. Kesinlikle bir arızadan ötürü yani. Bunun arkasında başka hiç kimse yok. Yani değil mi? Herkes biliyor bunu. İki çocuğumu da bir sene bile sürmeden kaybettim diyor. Ardından restoran penceresinin önünde bir tane çocuk gördüm. Bekle, demek istediğin... Restoran önünde camda bekleyen çocuk Puppet'ın içindeki ruh. Yani evet. Evet. O sendin. Ben düşündüm ki eğer Fred Bear'ın restoranı benden çocuklarımı aldıysa, o zaman diğer aileler de benim çektiğim ızdırabın aynısını çekmek zorundalar diye düşünmüş bu. Oğlum nasıl bir paranoyaklık lan bu? Sanırsam benle neden konuşmak istediğini artık yavaştan anlamaya başladım diyor Puppet. Beni durdurmak yapılabilecek en iyi şey olurdu ki öyle de oldu. Diğer insanların hayatını mahvetmekten kendimi alıkoyamadım. Onları tekrardan görmek isterdim. Her neyse. Artık her şeyden haberdarsın. Anlıyorum. Birisine sorabileceğim en zor soru ne biliyor musun? Bilmiyorum. Bana söyleyebilirsin. Lütfen beni bağışlar mısın? Oo, bir dakika. Şu an herhalde Puppet olarak cevap verebiliyoruz bağışlayıp bağışlamamak konusunda. Ay lan. Şu anda bak, iki seçeneğimiz var. Spring Trap'i yaptıklarından dolayı bağışla ya da onu direkt bu ızdırabın içinde terk et. Aga ne yapalım şimdi? Çok kararsız kaldım. Bağışlasam mı bağışlamasam mı? Oğlum bak, şimdi ben yufka yürekli bir insanım. Direkt hiç düşünmeden ben bağışlıyorum, hadi Spring Trap sen de bizdensin. Hadi bakalım. Uy. Herifi bu yaptıklarından sonra yine de bağışladık ya.
bir insanın verebileceği en zor cevabı biliyor musun diyor. Evet, özrün kabul edildi. İşte bu yüzden senin bu halini görebilmek için ben burada 30 sene boyunca bekledim. Neden böyle kötü suçlar işlediğini bilmek için bekledim o kadar. Ve hepimiz senden istediğimiz şeyi duyduk. Hepimiz seni affediyoruz. Ve orada da ölen çocukların, ölen tıfılların, ölen lollipopların ruhu var yani, artık tıfıl bile demeyeceğim. Neyse. Ben artık buradan ayrılıyorum. Acaba bir daha buluşabilir miyiz? Ben de öyle umuyorum. Gerçi öncelikle çaresine bakmam gereken bir şey var. Daha sonra görüşürüz. Bu arada senin ismin neydi? Sammy. Evet. Benimkisi de William diyor. Ve Puppet sonunda artık huzura erdi. Yine Amerikan filmi moment yaşıyoruz. Boşa harcanacak vakit yok. Artık bu gizemleri ortadan kaldırmanın vakti geldi. Evet, bu bidon bu işin icabına bakabilir. Evet, ben demedim bak, o benzin bidonuyla bir şeyler yapacağız günün sonunda. Şimdi görevimiz neymiş? Tamam. Amacımız neymiş biliyor musun? Bütün mekanı benzinle kaplamak ve ateşe vermek. Böyle dökebiliyormuşuz. İyi, böyle dökelim her yere. Güzel. Şöyle değerli ama bak bu. Benzin olmuş 6 lira. Hani düzgün kullanmak lazım. Biraz şu içeriye girip yakalım diyeceğim. İçeriye girip yakamıyoruz. İyi, her tarafa dök. Şöyle oh yarasın paşama. İşte. Dök kardeşim, dök. Dök. Aslında şu büyük havalandırma deliklerine bütün benzini dökeceksin. O zaman her taraf direkt yanar ama. İşte bizim William'da akıl yok. Hiç düşünemiyor böyle bir şey. Direkt şuraya soksam. Yok, girmiyor. O Foxy'nin kafası. Ah, ne yazık ki Foxy'nin kafasını duvara montelemişler. Tıpkı geyiklerin kafasını işte duvara monteledikleri gibi. Tamam, Puppet'ın dibine de iyice bir dökelim. O da bir iyice yansın, gebersin. Ben hala William'ın tarafındayım. Yani William bu kadar bir çizik yapsa bile ben onu takdir ediyorum. Oğlum harbi bu kadar bereketli bir benzin bidonu olamaz ya. Şöyle ofis kapısının önüne dökelim çoğunluğunu artık. Oğlum bana illaki bütün mekanı böyle benzinle kaplattırdı ya, ben bir şey demiyorum. Yani tek yapman gereken Atari oyunlarının üstüne benzin dökmekti. O zaman direkt zaten bütün mekan pat diye giderdi yani. Ne diye bu kadar uğraştın be aslan? Bitti sonunda ya. Uf, oğlum bütün mekanı benzine bulattırdı ya herif. Sonunda buradan gidebiliyorum. Uy. Evet. Görünen o ki gece bekçisi buradan kaçmış. Evet, onun için iyi olmuş. Görünen o ki mekanda neler döndüğünü az çok anlamış. Evet, iyi ki kaçmış ha. Çünkü bizim herif mekanı ateşe verecek. Hadi başlıyoruz. Evet, orada elektrik kablosunu avuçladı herhalde. Aynen. Avuçlamış bir kıvılcım çıkarttı ve her taraf yandı. Bekle Semih. Ben de geliyorum. Oğlum herif intihar etti lan. Aga be. Üzücü. Ve son. Lanet olsun. Herkes geberdi günün sonunda. Evet. La, arkaya Rickroll koymadığı için mutluyum. En azından yani. Evet. Fazbear Fright yanıyor şu anda. Yani ortada dağıttık. Herkes arşa ulaştı diye düşünüyor. Kendini yanınca, ölünce, geberince. Yani ne bileyim. Pekala, şimdi şuna da bakmamız lazım. Oyunda bir tane daha son var benim bildiğim. Hani yorumlardan gördüğüm kadarıyla. William'ı affetmezsek başka bir son daha olacak muhtemelen. Evet. Ana menüde Spring Trap çıktı bu sefer. Sağ tarafta.
Neyse, biz continue dersek umarım yine son kısımdan başlarız aynen. Şimdi ben yine bir şu seçim yapacağımız kısma geleyim. Tamam mı? O kısma gelince William'ı bu sefer affetmeyelim ve ne olacağını görelim. Yani çünkü affedince bizimkiler arşa çıktı yani öyle bir şey oldu. Neyse. Evet, yine favori sahnemize geldik. En sevdiğimiz ana doğru yaklaşıyoruz. Oh, what the fuck. Aha geldik. Aha geldik. Beni affediyor musun? Evet, az önce affettik, şimdi affetmiyorum aga. Hadi bakalım sonuçlar ne olacak? Affetmedik ve sen iğrenç bir yaratıksın. Oğlum böyle de söylenmez ama ya. Senin bu zamana kadar yaptıklarına bakarsak hani böyle bir şey söz konusu olabilir mi diyor. Yani en azından öyle bir anlamı var. Tam çeviremedim o dediği kısmı. Yani senin bu kokuşmuş çürümüş yüzüne bakarak bile cevabımı çok önceden verebilirim diyor. Bakın millet diyor. Yine Amerikan filmi moment yaşıyoruz ya. Sonunda içi dışı bir oldu diyor. Tam ona uymuş yakışmış diyor. Kesinlikle paha biçilemez. Yani cidden kendini affedeceğimizi düşündü ya. Ne kadar da aptalca bir şey diyor. Eğer hayatlarımızı mahvetmeseydim bunlar böyle olmazdı. Bunun geri dönüşü yok. Bahanesi yok. Izdırap çekmek üzere bu kostümün içinde hapsoldun. Sonsuza kadar. Ha ha ha. Çok komik. Şimdi William kesin delirir bence. Bu saatten sonra. Hepiniz geberin sizi küçük veletler diyor. Hiçbirinize ihtiyacım yok zaten. Beni duyuyor musunuz? Kızımı bulmak için asla vazgeçmeyeceğim diyor. Buradan acilen çıkmam lazım. Ama öncelikle bu çürümüş aptal mekanı yakmam lazım diyor. Of yine mi ya? Yine mi ya? Sıkıldım ama artık. Ya bıktım şurayı benzinle kaplamaktan yoruldum artık ya. Hadi lan bitti. Hadi bitsin benzin. Hadi. Oh sonunda lan. 10 dakikadır benzin döküyorum şuraya. Hadi bakalım. Artık gidelim. Bu mekandan çıkalım. Tek isteğim artık buradan kurtulmak ya. Hadi bakalım. İşte olaylar gelişecek artık buradan sonra. Güvenlik bekçisi yine kaçmış. Görünen o ki. Kapıyı açık bırakmış. Ne kadar akıllıca bir davranış. Ben de düşünüyordum ki mekanı yaktıktan sonra onun çürümüş, yanmış ellerinden o anahtarı almak zorundayım falan diye işte. Böyle değişik düşünceleri varmış. Neyse. Hadi bakalım başlıyoruz. Sonunda. Şimdi artık bu mekandan çıkalım. Kaçışlı son yani. Mekandan kaçmışız bir şekilde. Yani. Ve oyun yine bitti. Yani. Bu kadar mı? Yorumlarda yanlış bilmiyorsam 3 tane ending vardı işte. Bizim bildiğimiz. Ne vardı bir? İşte bir abandoned ending. Terk edilmiş ending vardı bir. Bir işte az önce yaptığımız good ending. Bir de şimdi yaptığımız kaçış sonu işte. Kurtulduk buradan. Kaçtık bir yerlere. Yanıyorsun Fuat abi. Alev alev. Evet, tamam bitirdik bu kadar. Yani oyunda yapmadığımız bir şey kalmadı sanırsam. Free play'e bakalım. Free play neymiş? Evet, free play saat 12. Herhalde mekanda serbest bir şekilde istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz artık. Şartellerimizi atmadan önceki son günümüz. Hadi bugünü yaşayalım diyor. Oğlum aklımda hala Bodrum var benim ya. Hani bilir misiniz bilmem ama. Videoyu ilk başlattığım sırada bile aklımda hala Bodrum vardı benim. Bodrum'un bir faydasını göremedik şu ana kadar ya. Hello. Namussuz. Foxy'in mini game'ini oynayalım. Bir de onu oynarsak sonunda bir easter egg varmış. Onu da merak ediyorum. Oo, bir dakika lan. Bunlar ne yapıyor burada? Tamam. Neyse bilmiyorum. Shadow Bonnie ile Shadow Freddy takılıyor burada. Hah, tamam. Bozukluk buldum bir tane. Peki. Hadi Foxy ile Foxy's Hallway Runner'ı oynayalım. Oo, tamam.
Çözdüm. Uy, çok güzel gidiyorum lan. Hadi be. Harika. 112 skor yaptık oğlum, tamam ben bunu çözdüm. Fox'i yavaşlatabiliyormuşuz, ondan iyi gittim. Hadi be. Tamam. İkinci bölümü de bir şekilde geçtik hani. Şikayet edemem. Hadi be. Lan. Lan. Ya yapamıyorum ben. Bende bir sıkıntı var ya. Böyle şeyler de bayağı kötü. Uy lan. Kaybettik. Neyse. Bende iş yok. Bunu artık anladınız umarım. Neyse hadi bakalım artık çıkalım buradan. Yani oyunu bitirdik. Yapılacak her şeyi yaptık sanırsam. Oyunda yapmadığımız bir tek ne kaldı? Şu Foxy'nin mini game'ini oynamak, bitirmek kalmıştı ama o da bir zahmet eksik kalsın yani. O da benim beceriksizliğim. Bu oyunu da bitirdik. Şimdi ikinci oyun daha çıkmadı. Super FNAF 2 çıkmadı. O da çıktığı vakit onun da videosunu çekeriz. Umarım o da yakında çıkar. Yani düşünüyorum ki bu videoyu çektikten birkaç ay sonra çıkar. Yani evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.